Van'la başlayan süreci Hakkari ile devam ettirmeye çalışıyor. Tabii ki Van'da ciddi bir yenilgiye uğradı. Bunu çok açık ifade etmek gerekiyor ki halkların direnişi, halkın oradaki kendi iradesine sahip çıkması ve gerçekten kayyuma geçit vermemesi bakımından önemli bir dayanak oldu halklar bakımından. Kayyum geleneğini devam ettirmek isteyen siyasal iktidara karşı güçlerimizi birleştirmek, hem bölgede hem Kürt halkının bütün güçleri hem de Türkiye halkları bakımından, demokrasi güçleri bakımından güçlerimizi birleştirerek bu ortaya konulan irade gaspını geri püskürtmek gibi bir görevimiz vardır değerli arkadaşlar. Hem Dersim halkına hem halklarımıza çağrımız bu hukuksuz sisteme karşı, bu irade gaspının normalleştirmesinin gündeme geldiği bu günlere karşı, devamının da sürdürmemesine karşı mutlaka etkin bir mücadele birliğinin oluşturması gerektiğini biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Kayyum siyaseti 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde sadece kendi iş birimlerinde yasaya dayalı bir şekilde uygulanmış, idari yargıların verdiği kararlar sonucunda açığa almışlar ya da görevden uzaklaştırmışlar. Ama Kürt halkının kazanımları söz konusu olduğunda burada anayasaya, yasaya dayalı hiçbir süreç işletilmeden o idari tanımlı kayyum politikasını kazanımları yok eden, talancı yok eden, yok sayan bir anlayışla hakları gasp etmişlerdi. Yerel yönetimlerin %70'ini kaybeden AKP, MHP iktidarı siyasal saldırılarını başta Kürt halkının kazanımlarına yönelik gasplarıyla başlattı. Yani hiçbir zaman Hakkari'nin sahibi kayyumlar olmadı, olmayacaktı. Hakkari halkı kayyumun yaratmış olduğu tahribatı, yıkımın bilincinde ve farkındadır.